2.96'ya zıplayabilir dolar TL karşısında. Günün en yüksek rakamını da verelim, 2.96.70. Euro'ya baktığımızda o da TL karşısında hafif eğilimli, aşağı trendli bir gidişata hakim. 3.22 düzeyinde 3.23'ü gördüğünü de hatırlatalım günün en yüksek rakamı olarak. Altında fiyatlar ne olur, nasıl olur merak ediliyor. Ama altın fiyatları arttıkça yeni formüller aramaya başlıyor kuyumcular. Dün gözümüze çarpan bir haber vardı. Bir ilimizde yanılmıyorsam Aydın'da 3 liralık altın yapmışlar düğünlerde takılabilmesi için. Ama halk arasında tepkiyle karşılandı. O kadar da olmaz dendi, yanıltıcı dendi, ayıptır dendi. 3 liralık altın olmaz şeklinde. Zaten gram altın, yarım altın şeklinde düğünlerde daha kolay takılabilir ve ev hanımlarının günlerde kullanabilmesi için daha kolaylık sağlayan altınlar üretilmişti. Altının gram fiyatını aktaralım sizlere. Çok uzun konuştuk. 118 lira seviyesinde. Brent petrolün varil fiyatı da 36 dolar 78 sent düzeyinde değerli izleyiciler. 36 dolar 78 sent düzeyinde Brent petrolün varil fiyatı artışını sürdürüyor. Benzine de bir zam var. Rakamları veririz zaten gün içerisinde sizlere. Hani benzin bir azalıyor, bir artıyor. Bir indirim, bir zam. Bir indirim, bir zam. Sırada zam vardı, zam geldi. Bakalım yarın itibariyle indirim gelir mi? Onu da aktarırız sizlere. Güzel bir videomuz var. Onu ekranlara taşıyalım. Şöyle birazcık kafamız dağılsın. O hayvanlar alemi, o güzellikler gelsin ekranlara. Değerli izleyiciler, şimdi de sırada sokak röportajımız var. Ardından da futbolu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçını, Türkiye Ziraat Kupası'nda yapılacak karşılaşmaları şöyle bir masaya yatıracağız. Enine boyuna konuşacağız. Mustafa Karakaya ile Selim Bakal adresinden sorunuz, görüşünüz varsa buyurun iletin. Bir de anketimiz var, onun sonuçlarını da az sonra sizlere açıklayacağız diyelim. Sokak röportajına gidelim. Sıla Aksaç sordu deprem haftasında, depremle ilgili hangi noktaya geldik? 1 Mart haftası deprem haftası. Türkiye'de bilindiği üzere deprem bölgesi olan bir ülke. Bakalım vatandaşımız depreme karşı bir önlem almış mı? It rarely happened with us, but we informed the my neighbors and try to save my family and my neighbors also and informed the police and the ambulance of course. Where did you come from? Syria. What do you think about the political things about Syria? Political situation is very complicated. But hopefully there is some hope in the horizon. And one day, inshallah, it will be good, hopefully. But it's more complicated than earthquake, bomb coming from up and from here and from there. So we always try to save people. Depreme karşı bir önleminiz var mı?
depreme karşı bir önlemimiz yok. Ankara deprem bölgesi olmadığı için bu konuda daha şey davranıyoruz, large davranıyoruz. Oysa deprem bilinci Japonya'da örnektir. Herkese örnek olması lazım. Çarpık yapılaşma, rant Türkiye'de depremin en büyük sorunu. Dolayısıyla hiçbir geçmişten ders almadık. Bundan sonra da alacağımızı düşünmüyorum. Depreme karşı önlemimiz ne olabilir ki vatandaş olarak? Evvela devletin yapması lazım bu tür önlemleri. Yani inşaattan başlayan ve gerçekten detaylı bir kontrolla adam gibi binalar yapıp, çok katlı binalar yerine biraz daha az katlı yaparak vatandaşı bu depremden biraz kurtarması lazım. İstanbul'da bir deprem olsa %50'den fazla, Allah korusun diyoruz, bir bina yıkılmasıyla karşı karşıya kalabileceğimizi bütün hocalar söylüyor. Hani biz de üniversite mezunuyuz ama konumuz bu değil. Depreme karşı bir önleminiz var mı? Yok. Peki sığınak biliyor musunuz yakın size? Apartmanın alt tarafında bir sığınak var, başka da yok. Binanız dayanıklı mı, biliyor musunuz depreme? Hiç ölçümünü neyi almadık yani, bilmiyoruz. Ancak yani giriyoruz, şu anda dayanıklı yani, yaşadığımızda bir sorun yaşanmadı o zamana kadar. Depreme bir kere oturduğum bina yeni bina ve sağlıklı. Alt katında sığınak var. Ben göl başında oturuyorum. Şeyde yani deprem şu ana kadar olmamış olduğu zaman da kolonların altına, daha güvenli yerlere girebiliriz. Peki evinizi seçerken bu özelliğe dikkat ettin mi? Ettim. Bilhassa ettim. Daha önceden de bir evim vardı. Şimdi değiştim. Ve inşaatını da takip ettim. O özelliğini de depreme karşı tedbir, hem de deprem sigortası var. Neden bunlara dikkat ettiniz? Ankara'da genellikle insanlar buna özen göstermemiş. Şimdi deprem bir felaket yani, insan hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Biz de mutlaka illa depremin şiddetine değil de depreme göre önceden tedbir almak daha doğrusu. Zaten depreme karşı önlemi alıyor büyüklerimiz. Gerekeni yapıyor, binalara sağlamlaştırıyor. Yani olay bu yani. Binalar sağlam mı şu an? Yeniden yapılanlar sağlam. Eskiler oturulmaz, tehlike var. Dolayısıyla gereken önlemi alındığını zannediyorum ben. Peki siz o binalarda mı oturuyorsunuz? Elbette ki sağlamları tercih ediyoruz. Vallahi evim sağlam bir yerde. Yani ev sağlam, inşaat sağlam, kalitesi iyi. Yani oradan, güvence oradan. Ölçtürdünüz mü, elinizde kağıt var mı? Ya yapılırken biliyordum kalitesini ondan. Peki deprem anında sığınacağınız yakın bir yer var mı, biliyor musunuz? Etrafında çok geniş alan var. Oraya sığınabiliriz. Yok. Peki deprem çantası var mı evinizde? Hayır, onu da hazırlamadık. Eviniz depreme dayanıklı mı, onu biliyor musunuz? Öyle olduğunu müteahhit söyledi. Biz ne kadar doğru tabii çok da bilmiyoruz. Peki deprem anında ne yaparsınız? Korunaklı bir yerde saklanırız. Ya kapı altı, ya yüksek dolap, ya da yatak gibi bir şeyin altına yatmaya çalışırız. O anda fırsat bulabilirsek tabii. Peki neden bir önlem almadınız? Güzel bir soru. Aslında biraz önce de öğrencilerle tatbikat yaptık. Fakat biz hakikaten önlem almadık. Yani hiç olmayacakmış gibi yaşadığımız için belki her şeyi. Sizin önleminiz var mı? Ya bizim bina şeyden geçti, depreme dayanıklı. Onun için önleme gerek duymadık. Yani. Evinizde acil durum çantası var mı? Yok. Ankara daha sağlam bir yer diye mi düşünüyorsunuz? Bu neden? Bizim mevki daha sağlam. O bölge, onun için daha şey yapıyoruz. Çiğdem Mahallesi'ne kayalık, evet. Siz ne yaparsınız deprem anında? Vallahi bizde de hiçbir önlem yok. Hiçbir önlem almadık maalesef. Hiçbir önlemim yok. 68 yaşındayım. Depremden sonra ne olacağı belli olmaz. Zaten deprem durumundayız yaş olarak. Aslında tabii üzerinde durulması gerekli bir hadise. Deprem ülkesi olarak da muhakkak ki tedbirleri almamız gerekir. Vatandaş kendini artık salıvermiş, gidiyor. Ne zaman deprem olursa olabilir yani. Depreme karşı hiçbir önlemimiz yok maalesef. Peki Ankara'da yaşadığınız için mi? Hem Ankara'da yaşadığımız için, yani benim bulunduğum yer Dikmen. Dikmen'in çok sağlam olduğuna bir kere güveniyoruz. Saçma bir şey olacak ama gerçekten öyle. Bir de o bilinç yok. Kesinlikle deprem bilinci hiçbirimize verilmedi.
Depreme karşı bir önleminiz var mı? Var. Ne gibi? Deprem çantamı hazırlamış durumdayım şu anda. Neler var içinde? 2 gün, 3 gün lazım olacak şeyler var. El feneri, giyecek, ondan sonra sesimi duyabileceğim herhangi bir şeyler. Peki, eviniz bina olarak depreme dayanıklı mı? Dayanıklı. Dayanıklı tabii. Ama belli olmaz bu yani. En dayanıklı evde bile şey olabilir. Yani her şey olabilir. Ankara'da yaşayan sorduğumuz genellikle kişiler depreme karşı önlem almamız. Siz neden böyle önlem aldınız? Ben Ağustos depremini yaşadım. Yaşadığım için zarar görmedim ama çok ürperdim, korktum ilk defa. Kasım'da da öyle bir deprem oldu zaten. Onun tedbiri ve alışkanlığı olarak. Eviniz depreme dayanıklı mı? Değil. Gece kondu. Ben bir asgari bir maaşla geçinmeye çalışıyorum. Depreme dayanıklı nerede? Onu seçeceğim de nasıl onu almaya düşeceğim. Bütçeye bağlı bir şey. Yaşam kalın bütçeye bağlı. Tabii. Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Deprem anında ne yapacağım hakkında da hemen terk edebilirim yani. Ne olur mesela deprem olsa bir anda ne yaparsınız sizce? Ya bende panik atak var muhtemelen. Deprem olmadan bayılabilirim de. Kaçarım ya, kapıya doğru kaçarım. Onun hakkında hiçbir bilgim yok. Nasıl ev buldunuz? Kolay mıydı? Yok hayır ya, çok zorlandım burada. Evler, kiralar da pek pahalı. Ev bulmak da çok zor. Zaten maddi açıdan pek iyi olmadığım için. Haliyle bulunca da depremi sorgulamıyorum. Aynen, aynen öyle. Ev bulayım yeter düşüncesi yatırdı aklımda sadece. Evi seçerken zor mu oldu? Neden deprem konusunu hiç düşünmediniz? Şimdi bu evi seçerken tabii birçok etken oluyor. Ekonomik sebepler, gelir kaygısı, iş, evin bulunduğu işte iş yerine olan yakınlığı veya merkez olan yakınlığı gibi birçok etkeni göz önüne aldığımız zaman depreme aslında dayanıklı mı değil mi şeyini pek düşünemedik aslında. Değerli izleyiciler, izleyicilerimizle konuştuk. Deprem haftasında depreme ne kadar hazırlıklıyız diye baktık, görüşlerini aldık. Ne kadar bilinçliyiz, ne yaptık, nereye geldik ama baktığımız zaman kocaman bir iç, bir adım yol aldığımız pek de söylenemez diyelim. Sporu konuşacağımızı hatırlatalım sizlere. Sporda çok önemli gelişmeler var. Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşması şampiyonluk yolunda çok önemli bir adımdı. İşte bu karşılaşmanın yansımalarını, Türkiye Ziraat Kupası'ndaki karşılaşmaları, Galatasaray'da, Trabzon'da neler oluyor, onun yansımalarını konuşacağız. Çok değerli konuğumuz. Her salı olduğu gibi, her gün olduğu gibi Mustafa Karakaya bizlerle. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Muhteşem bir akşamdı. Evet. İnanılmaz bir derbi karşılaşmasıydı. Belki de son zamanların hiç bu kadar çekişmeli güzel bir derbi maçını izlememiştik. Fenerbahçe haklı olarak galibiyet sevinci yaşıyor. Evet. Türkiye'nin en iyi futbolunu oynayan Beşiktaş'ı yenme başarısı gösterdi. Maç fazlasıyla da olsa liderliği aldı. Çok da şanslıydı Beşiktaş'ın kaçırdığı golleri de konuşacağız. Fenerbahçe'nin ilk 30 dakikadaki muazzam baskısını da konuşacağız. Sen neler söylersin ilk etapta maç için? Çok keyifli bir maç oldu gerçekten. Çok zevkliydi maç. İzleyenler yani futbola doydu diyebiliriz aslında bu maç için. Zaten iki iyi takım, yani Türkiye Ligi'nin iki tane en iyi takımı. Dün bize yani neredeyse futbol resitali sergiledi diyebiliriz. Mücadele, hırs, oyun, sistem her şey rayındaydı yani iki takım için de söyleyebiliriz bu durumu. İlk yarıda zaten Fenerbahçe'nin gerçekten olağanüstü bir futbolu vardı Beşiktaş'a karşı. İkinci, üçüncü dakikada daha doğrusu Volkan Şen'in golüyle öne geçmiş olması Fenerbahçe'yi biraz daha ateşledi ve Beşiktaş'ı ise psikolojikman geriye düşürdü. Hı hı. Bu noktada. Tabii Fenerbahçe 1-0'ın avantajıyla da ilk dakikalarda bulduğu golle seyircisinin de zaten muazzam bir baskısı. 43 bine yakın bir seyirci de vardı zaten dünkü maçta. Gerçekten müthiş desteklediler takımlarını ve Fenerbahçe ilk yarıda olağanüstü bir futbol oynadı ve birçok gol pozisyonuna girdi diyebiliriz. Volkan Şen ilk yarının gerçekten en iyi adamlarından bir tanesi. Hem golü attı, çok iyiydi. Gerçekten çok da güzel bir gol attı yarım vole şeklinde. Caner'in de kestiği ortayı alkışlamak lazım zaten o konuda. Kesinlikle. Caner'in de hakkını vermek lazım o golde. Tabii Fenerbahçe dün ilk yarıyı çok iyi oynayarak kapattı. Çok pozisyona girdi.
Tamamını mı demeliyiz ilk 30 dakika? Aslında ilk yarı anlamında İki yani. Beşiktaş'ın da inanılmaz kaçırdığı tabii iki tane var. Beşiktaş'ın da çok net gol pozisyonu var aslında. Quaresma ile yakaladıkları gol pozisyonları var. Onlara da değinecektim ama Fenerbahçe'nin gerçekten hani o şevki, oyun şevki, oyun coşkusu Beşiktaş'ı biraz örtbas etti diyebiliriz. Yani biraz da Beşiktaş'ın o özel isimleri, daha doğrusu orta sahada pas yapan isimleri, evet. O alışa geldiğimiz o Beşiktaş'ın futbolcularının sürekli o hani Barcelona vari oynayış tarzını görüyoruz biz sürekli Beşiktaş'ta, ama o kitlemeyi yaptı Fenerbahçe orta sahada. Bilhassa Josef de Souza ve Mehmet Topal çok iyi futbol oynadılar dün akşam. İlk yarıda bilhassa çok iyilerdi. Ve o pas trafiğini, Beşiktaş'ın o akan pas trafiğini kitlemeye çalıştılar dün. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten Atiba, Oğuzhan, Atiba bile hani dün ilk yarıda ligin en iyi, en isabetli pas yapan isimlerinden bir tanesi olmasına rağmen dün akşam yani birkaç top kaybı yapmış oldu ilk yarıda. Hı hı. Yine tabii Oğuzhan ilk yarıda oyuna giremedi Beşiktaş'ta. Yani bu oyuncuları aslında Souza, yine Jose Souza, o da oyuna fazla giremedi ilk yarıda. Tabii bu tip isimler oynamayınca Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ın ileri hücum hattı da işlemiyor açıkçası. Yani oyuna geç ısınmaları, tabii 1-0 geriye düşmeleri, Beşiktaş'ın o psikolojikman o geriye düşüş zaten Beşiktaş'ı bir hayli etkiledi. Fenerbahçe ise gerçekten o coşkusuyla, zaten Fenerbahçe'nin çok önemli yıldızları var. Yani çok tecrübeli isimleri var. Ki nitekim Van Persie dün akşam biz çok fazla varlık gösteremese de onun zaman zaman yaptığı boş koşularla gerçekten takımına fayda sağladığını gördük. Gerçi yine bir iki pozisyonun içerisinde de var Van Persie. Çok iyi, çok etkiliydi aslında. Ama tabii çok fazla pozisyon üretemedi o da. İlk yarının en iyi isimlerinden bir tanesi de Alper Potuk. Gerçekten o da muazzam bir futbol ortaya koydu. Muazzam bir oyun sergiledi. Volkan Şen'le birlikte tabii, onu da söyleyebiliriz. Tabii ikinci yarı Alper Potuk değişikliği yapıldı ama. Kendisi de hayretler içinde evet, kaldı. Evet, kendisi bir serzenişte bulundu tabii Pereira'ya. Neden beni aldın gibisinden, aslında iyi oynuyordum falan diye, ama yine de Alper Potuk hani o vakte kadar gerçekten çok fazla koştu. Çok efor sarf etti. Fizikman da bir hayli hani gücü düştü diyebiliriz. İkinci yarıda çünkü bir iki pozisyonda orada depar atınca hemen nefesi kesildi aslında. Orada da Pereira'nın bir değişikliğe gideceğin sinyalini verdi Alper Potuk. Tabii yine de Alper Potuk'un ben aslında çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Diego ile ikisi birlikte çıktı. Diego aslında dün ilk yarıda pek oyunda yoktu diyebiliriz. Daha da gerçi ikinci yarıda oyundan alındı ikinci yarının başlarında, ama Diego çok fazla oyuna giremedi. O takımdaki tabii Volkan Şen, Alper Potuk, onların hırsı, onların coşkuları, Diego o coşkuya aslında ayak uyduramadı. Diego'nun ama yine de Fenerbahçe'nin iyi bir 10 numara ihtiyacı var diye her zaman biz burada söylüyoruz. Diego da dün 10 numara özelliklerinin, 10 numaralı oyuncunun özelliklerini yerine getirdiğini de söyleyemeyiz. Bunun eksikliği aslında bir hayli fazla gözüküyor Fenerbahçe'de. Tabii Diego ne derseniz deyin yine de çok iyi bir isim, çok iyi bir futbolcu. Hı hı. Ayağına çok hakim, çok teknik, araya iyi paslar atabilen, defansın arkasına, savunmanın arkasına iyi toplar atabilen bir oyuncu, ama dünkü maçta biraz vasatın altında kaldı diyebiliriz Diego için. Tabii ikinci yarıda, ilk yarıda zaten Fenerbahçe'nin o muazzam futbolunu konuştuk. O pozisyonlar zaten %100'lük gol pozisyonları var. Volkan Şen'in girdiği gol pozisyonları var. Gerçekten Volkan Şen, yani, hani maçın adamı ilk yarıda kim derseniz herkes Volkan Şen'i gösterir. Volkan Şen'in soldan girdiği bir pozisyon var tabii orada. Biz hep Volkan Şen'e de söylüyoruz, son vuruşlarda gerçekten çok zayıf kalıyor diye. Bunu aslında bize dün bir kez daha gösterdi diyebiliriz Volkan Şen'i. Ama tabii attığı ilk golün dışında kaçırdığı goller de var.
Kaleci de bir hata buluyor musun ilk golde? Tolga'da aslında bir hata bulmuyorum. Çünkü hiçbir müdahalesi olmadığı için şimdi, belki. Taraftarın biraz eleştirisi vardı sosyal medyada. Aslında şöyle diyebiliriz. Yani şimdi Caner'in kestiği top arka çapraza gidiyor. Sağ çapraza ve sağ çaprazdan Volkan Şen topun gelişinde çok sert bir vuruş yapıyor. Yani iyi oturuyor ayağını ama o vurduğu anda tabii Tolga'nın önünde 2-3 isim var. Topu mu göremedi? Evet, topu görememiş olabilir çünkü o noktada. Hani görseydi hamle yapacak. Sonra evet ben saliselik de olsa zamanı vardı. Evet, ben Tolga'ya da baktım zaten vurduktan sonra, vuruş yaptıktan sonra. Tolga yani o pozisyonda pek bir müdahale şansı olmadı. Yani müdahale edemedi o topa. Hatta fazla yatış şekli bile göstermedi. Evet. O refleksini göremedik Tolga'nın ama önüne sanırsam Delgado, Alexis Delgado geçti ve o da tabii çok geç kaldı Volkan'a yetişmekte. Volkan'ın da ayağına oturunca çok nefis bir gol izledik dün akşam. Ama Tolga'ya da çok fazla suç bulmak aslında bu konuda hata oldu belki diyebilirim. Yani Tolga'da yani çok da hata isabetli, göstermedi. Güzel evet, köşeye evet. Gitti çaprazdan. Kaleci Tolga'nın önünde bazı futbolcular evet. Vardı ama işte Beşiktaş taraftarı da Tolga'ya olan evet. Bir antipati var. Yine de var. En azından evet. Bir elini uzatsaydın dediler. O görüşü de belirtmiş olalım. Evet. İlk yarıdaki durumu böyle özetleriz. Beşiktaş'ın kaçırdığı gollere de değinirsen sonra ikinci evet. Yarıya bakalım. Beşiktaş'ın kaçırdığı goller yine Quaresma, Mario Gomez Quaresma ikilisinin yarattığı bir pozisyon var orada. Yine bir Soza'yla ilk yarı golden sonra bir Soza'yla girdiği pozisyon var. Soza'nın sağ tarafa çıkaramayıp Quaresma'ya atamadığı bir pozisyon evet. Var. O da çok kritik bir pozisyon. Yani önüne doğru yuvarlamış olsa. Quaresma da bayağı kızdı Soza'ya. Evet evet orada da bir kızma oldu. Ama yine de tabii Beşiktaş'ın iki tane net gol pozisyonu var diyebiliriz. İşte bunlardan birisi zaten Quaresma'nın baş başa kaldığı pozisyon. Quaresma orada muhtemelen açıyı iyi ayarlayamadı. Açısını daha doğrusu topu önüne alamadı. Çünkü top biraz daha paralel geldi. Yani Mario Gomez'in attığı top paralel geldi. Önüne gelmiş olsa Quaresma muhtemelen o topu çapraza alıp düzgün bir vuruş yapabilirdi. Ama orada yine de bir açı ayarlama söz konusu oldu Quaresma adına. Quaresma'nın da tabii biz ayak dışına alıştık. Ben orada artık Quaresma'dan bir ayak dışı bekleyecektim ama bekledim. Tabii ki de vuramadı yine de. Quaresma'nın bir o Trivela vuruşu, meşhur Trivela vuruşu. Tabii ikinci yarıda yine bir böyle bir vuruş yaptı ama ona da değiniriz. O pozisyon zaten maçında kırılma anlarından bir tanesiydi ama o kadar çok kırılma anı oldu ki. Yani Fenerbahçe'nin neredeyse 4-5 tane net gol pozisyonu var. Yakaladığı gol pozisyonları var ilk yarıda. Ama ilk yarıda tabii Fenerbahçe adına gerçekten çok iyi bir futbol oynandığını söyleyebiliriz. İkinci yarıda yine Beşiktaş değişiklikle başladı. Olcay Şahan değişikliği aslında çok yerinde bir değişiklik. Bambaşka bir kimliğe büründü Beşiktaş. Evet, Gökhan Töre'ye çok ihtiyacı vardı aslında Beşiktaş'ın. Çünkü Olcay Şahan çok vasatın altında kaldı. Yani Olcay Şahan zaten son haftalarda çok eleştiri alıyor. Ama Olcay Şahan tabii iyi futbolcu, kötü futbolcu değil tabii ki de. Fakat iyi mücadele ediyor. Ama son haftalardaki o düşüşü burada da zaten açık ve net bir şekilde belli oldu bu maçta da. Onu gördük. Olcay Şahan'ı değiştirdi. Gökhan'la başladı. Gökhan Töre ikinci yarıya tabii ısınmak kolay değil. Hemen ısınmak maçlara gitti. Birkaç yan top pozisyonlarında. Bir de maç eksiği de vardı. Tabii maç eksiği de var. İki haftadır zaten forma giymiyor. Tabii bu da önemli bir faktör. Şurada tabii Kerim Fry değişikliği olabilir miydi? O da tabii bir tartışma söz konusu olabilir. Şenol Güneş'in taktiğine bağlı. Kerim Fry'yi alsaydı, Gökhan'ı aldıktan sonra kimi çıkarması evet. Gerekirdi? Yani Kerim Fry tabii orta sahadaki o üçlü dediğimiz yani Atiba, Oğuzhan ve Soza aslında dün ilk yarıda yoktu ama ikinci yarıda biraz daha açılmış oldular. Fakat Oğuzhan'ın dün çok fazla işlev yapmadığını gördük. Çünkü Oğuzhan'la Kerim Frey arasında bir değişiklik oldu. Yani evet Oğuzhan hani Soza'yı geriye çekip Atiba'nın yanına çekip daha doğrusu biraz daha öne alabilir Soza'yı. Göbeğe alabilirdi. Kenarları da yine Gökhan Töre, Kerim Fry, Quaresma'yı biraz daha öne Gomez'e yakın
yapıp gönderebilirdiniz. Ama tabii Cenk Tosun yine oyuna girdi daha sonra. Cenk Tosun'un değişikliği zaten doğru bir değişiklik. Yani Beşiktaş adına. Tabii burada ben aslında Fenerbahçe'nin ikinci yarıya kontrollü başladığını gördüm. Yani kontrol elinden bırakmamak istedi Fenerbahçe ilk yarı, ikinci yarıya daha doğrusu. İkinci yarıda Fenerbahçe aslında yani o ilk yarıdaki coşkuyu ikinci yarıda yaşamayalım. Muhtemelen Pereira'nın dediği de ikinci yarı soyunma odasında, devre arası soyunma odasında dediği de kontrolü elden bırakmayalım. Beşiktaş yüklenecektir. Biz kontra atakla gol şansı bulalım gibi bir söylem olabilir devre arasında Pereira'nın. Tabii burada da Fenerbahçe zaten ikinci yarıya böyle baskılı bir futbola başlamadı. Bunun sebebi de aslında böyle başlamış olsa ikinci yarıya, tabii çok efor sarf ettiler ilk yarıda. Çok iyi oynadılar, çok iyi mücadele ettiler. Orta sahası, Beşiktaş'ın orta sahasını kilitlediler ama ikinci yarıya iyi başladılar. Beşiktaş yani iyi başladı. Fakat bu Beşiktaş'ın iyi başlama nedeniyle Fenerbahçe'nin biraz daha kendi yer alanında kabul etmesi Beşiktaş'ı. Tabii Beşiktaş o alıştığımız pas trafiğini ikinci yarıda biraz daha iyi yapmaya başladı. Çok da aslında gol pozisyonları üretti Beşiktaş. İkinci yarıda daha iyi bir Beşiktaş gördük. Tabii Mario Gomez'le yakaladıkları bir pozisyon var. Yine Quaresma'yla yakalandı. Cenk Tosun'la yakalanan pozisyonlar var. Soza'yla yine Gökhan Töre'nin çevirdiği Marcelo'nun direkten dönen pozisyonu var. İkinci yarıda yani Beşiktaş'ın bir hayli pozisyonu var. Hatta yani ilk yarı biz belki bir pozisyon var onu anlatma. Atiba'nın kaçırdığı sanırım. Evet, top Marcelo kafayla uzaklaştırıldı. İndiriyor. Ceza sahası içerisinde yüksek bir top. Offside sandılar. Offside yoktu. Evet. Yine Marcelo indirdi. Atiba mı vurdu? Marcelo indiriyor. Aslında Marcelo kendi önüne gibi indiriyor ama orada Atiba'yı görmüyor muhtemelen Marcelo. Atiba'nın önüne düşüyor o indirdiği topta. Atiba tabii Volkan'ı Volkan'ı geçse orada. De muhtemelen kale içerisinden çıkarılacaktı o top. Çünkü zayıflamıştı. Yani, plase vurmuştu. Kesinlikle. Dün gerçekten ikinci yarıda da Volkan müthiş oynadı. Çok kalede. Çok iyiydi. Evet, toplar da çok üzerine geldi ama olsun refleksleri yine de çok iyi tabii, kullandı. Duruş bulunduğu açı, duruş yeri gerçekten bir kaleci adına yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi. Kesinlikle. Durduğu noktalar çok iyiydi yani Volkan'ın. Tabii Volkan'ın hakkını yememek lazım burada. İyi performans sergiledi. Hatta bir pozisyonda yani bir baskı oluştu Beşiktaş'ta ve o iki pozisyonu birden çıkardı. Bir gerçekten... de kalecilerden bahsetmişken Volkan çok iyiydi. Tolga da çok fazla iş düşmedi aslında Tolga'ya. Çünkü Fenerbahçe çok pozisyona girdi ama Tolga'yı zora sokacak pozisyonlar yoktu. İki tane vardı. İkisi gol oldu zaten. Evet. Bir pozisyonda Tolga yine kendini yakıyordu ama ilk yarıda topu eliyle arkadaşına gönderirken elinden kaçırdı. O gol olsaydı Tolga herhalde tarih olmuştu. Evet, orada da aslında çok enteresan bir pozisyon yaşandı. Yani tam eliyle uzun yollamak isterken arkadaki arkadaşına çarptı orada. Tabii onu hatırlayamadım şu an o ismi. Ama muhtemelen orada onunla çarpıştı. Eli bir temas halindeydi çünkü. O noktada da yani top önüne düşmüş oldu. Biraz da şansı yaver gitti Tolga'nın. Ve Oğuzhan'a geldi hatta. Oğuzhan da topu çıkarmaya çalıştı ama yine de çok risk dolu. İki tarafta Fenerbahçe özellikle ilk yarıda çok pozisyon harcadı. Beşiktaş'ın net pozisyonları vardı. Quaresma kaleciyle karşı karşıya yatamadı. Evet. İkinci yarıda Beşiktaş daha ağır, baskılıydı. Çok fazla gol kaçırdı. Fenerbahçe artık Beşiktaş saldırdı olmadı. Evet. Ani bir top kapmayla inanılmaz güzel bir şekilde topu götürdü. Kimdi topu götüren? Ozan Tufan yani inanılmaz bir depar attı. Ceza sahasına girdi. Nani'ye aldı at dedi. Evet. Fenerbahçe 2-0 kazandı. Tebrik ediyoruz kendilerine. Hakem için ne dersin? Evet, hakem Cüneyt Çakır aslında yani Cüneyt Çakır biz Avrupa'da maç yönetmelerine alıştık. Avrupa'da da gerçekten eksiksiz hatasız maçlar yönetiyor. Yani hep üzerine koyuyor her defasında ama Türkiye Ligi için belki bunu söyleyemeyebiliriz. Yani Türkiye Ligi'nde Cüneyt Çakır tabii bu tip derbilerde aslında çok fazla eleştiriliyor. Yani bundan önceki sezonlarda da çok eleştirildi Cüneyt Çakır derbilerde bilhassa. Cüneyt Çakır'ın tabii vermediği kartlar
var. Burada tabii penaltı pozisyonları var. Tartışılması gereken penaltı pozisyonları oluştu. Bir Van Persie'nin yine ceza sahası içinde düşürülüşü var. Bir Olcay Şah'ın yine Fenerbahçe ceza alanının içerisinde Mehmet Topal'ın müdahalesiyle düşürülüşü var. Bunlar penaltı olarak konuşuluyor ama bu tip penaltılar fazla ligimizde çalınmıyor zaten. Çok fazla temas olmadığı zaman yani çalmak istemiyor aslında hakemler. Tabii böyle durumlarda da yani birisine çalsanız diğeri de aynı pozisyonu üretiyor. Ona da çalmanız lazım. Yani biz bu ikilemi çok yaşıyoruz zaten. Ama tabii verilmeyen kartlar var burada. Bir Caner Erkin'in sarı kart gördüğü pozisyonun ardından iki tane sarı kartlık pozisyonu var aslında. Caner Erkin'in yani orada Caner Erkin sarı kartı görüyor. Daha sonra akabinde Jose Soza'yı düşürüyor. Çünkü atak başlangıcı ve orada da bir sarı kart çıkabilirdi. Çıkarabilirdi Cüneyt Çakır ama orada bir es geçti diyebiliriz. Daha sonra Caner Erkin yine iki pozisyonda bir Quaresma ve bir de Andreas Beck'le bir... Hatta Volkan aman diyor Caner'e sakin ol diyor. Evet, orada bir sakinlik göstergesi oldu ama orada sarı kartlar çıkabilirdi ama bu sarı kartlar çıkmayınca tabii Beşiktaş'tan Andreas Beck'in yine Volkan Şen'e tabii topa vururken ayağının tabanıyla sırtına bastığını gördük. Evet. O da net bir kırmızı kart. Hakem oyunu durdu. Kırmızı kart mı? Yani, yoksa kontrolsüz bir şekilde topa vurunca ayağı mı geliyor? Tabii şimdi aslında Andreas Beck yani iyi izlersek o pozisyonu tekrar tekrar izlersek Andreas Beck güçsüz ayağında yakalanıyor sol ayağıyla. Aslında sağ ayağını kullanan bir futbolcu sol ayağıyla topu uzaklaştırıyor. Sol ayağı da dengesiz ayağı olduğu için daha doğrusu yani dengesiz demeyeyim yanlış anlaşılmasın ama hani sağ ayaklı bir oyuncu sol ayağını çok fazla kullanamayabilir. Orada bir denge sorunu yaşayıp futbolcunun üstüne yani yükleniyor. Basma orada belki bir çekme olabilirdi. Çünkü hatta hani Cüneyt Çakır oyunu durdurdu. Evet. Kart gösterecek mi? Fenerbahçe oradan serbest vuruş mu kullanacak derken Beşiktaş taç atışı, faaliyetleri normal evet, taç atışını kullandı. Taç atışı diye başlanıldı oyuna. Çok enteresan oldu. Yani herkes orada aslında Beck'in o slow motion'da gösterilen pozisyonda herkesin kart göreceğini inanıyordu. Ama bir anda Cüneyt Çakır gerçekten oyunu taç atışıyla devam ettirdi. Cüneyt Çakır'ın en güzel hareketlerinden bir tanesi de Caner Erkin topu uzaklaştırırken kapalı tribünler, şeref tribün tarafı taç çizgisi kenarından Quaresma geldi, ayağını soktu. Evet. İkisi de itiraz etti, ikisine birden taktikleri kartı göstermesi. Yani, o noktada gerçekten hani artık oyunun kontrolünü kendi eline alması lazım Cüneyt Çakır'ın. Zaten bir hakemin yapması olması gereken onu göstermese işte daha büyük işler açılıyor başına. Kesinlikle. Şimdi onu gösterdikten sonra aslında Quaresma ikili pozisyonlardan hep kaçtı. Caner Erkin de kaçtı diyebiliriz. Yani böyle sert pozisyonlara girmedi ama tabii bir iki tane Caner Erkin'in yine girdiği pozisyon var. Orada az önce bahsettiğimiz pozisyonlar. Tabii Quaresma yine çok fazla o ikili pozisyonlara girmedi. Çünkü kart yediniz. Yani artık siz profesyonel futbolcusunuz ve çok büyük bir maç oynuyorsunuz. Yani belki şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçlardan bir tanesi. Onu oynuyorsunuz ve takımınızın 10 kişi kalmasını istemezsiniz. Yani 10 kişilik bir takım gerçekten büyük efor sarf etmesi lazım. Bir kişi gerçekten çok önemli bu tip maçlarda. Ki nitekim Cüneyt Çakır da iki takımdan kimseyi atmadı. Atılacak isimler vardı ama. Yine bir Volkan Şen, Jose Soza ikilisinin bir münakaşası var. Orada da evet, çok enteresan bir olay yaşandı. Volkan Şen öncesinde Quaresma'yı faul yapıyor. Düşürdü. Faul yaptıktan sonra Quaresma ve Volkan Şen tabii gidiyor birbirlerine sarılıyorlar. Çok güzel bir şekilde. Daha sonra tabii Volkan Şen topu... Jose Sosa faul atmaya gidiyor. Evet, faul atmaya giderken Volkan Şen topu vuruyor. Orada bir cinlik vuruyor. Yapayım diyor. Jose Sosa da onu affetmiyor. Orada bir tabii aslında hani detaylar da var. Şimdi orada detayları inecekse hani Volkan Şen ve Jose Sosa. Yani aslında iki tarafında bu tip durumlara girmemesi lazım. Mesela Volkan Şen topu uzaklaştırır. Tabii bir profesyonel futbolcu da Soza mesela topu gidip alabilir. Volkan Şen'le münakaşaya girmeyebilir. Ama Jose Soza tabii oradaki hırsıyla yani bir de Volkan Şen'in oradaki topu uzaklaştırması onun da tabii ağrına gidiyor ve
hücrene gidiyor. Daha sonra top ikisi bir münakaşaya giriyor. Oradaki pozisyonda da Cüneyt Çakır'ın iki isme sarı kart gösterdiğini gördük. Tabii orada yine Soza'nın bir çekmesi var. Volkan Şen'in bir çeneye darbesi var. Yumruk attı yani. Evet. Bir darbesi var orada. Ama yine de orada bilmiyorum. Belki iki tarafa hani direkt kırmızı kart verilebilir mi? Bir tarafa yani tek tarafa verilebilir mi? Ona Cüneyt Çakır'ın inisiyatifine kaldığı bir durum. Cüneyt Çakır ama, aslında geneline baktığımız zaman maça etki eden bir hata yapmadı. Her iki takımı da iki takımı iyi da idare etti. Kartları yerinde gösterdi. Vermediği kartlar olabilir ama koskocaman bir derbiyi yönetti ki o da yorgundu. Evet, Cüneyt Çakır'da. Dünya devlerinin kesinlikle karşılaşmasını yönetti. Arsenal, Barcelona değil mi? Evet, Barcelona. O maçı yönetti geldi. Onun için de kolay bir karşılaşma değildi. Mustafa, o kadar güzel anlattın ki sözünü de hiç kesmeden dakikalar uçup gitti. Biz haftanın en güzel gollerine bakalım. Avrupa'da senin hazırladığın bu gollere bakalım. Ardından yine takımlarımızı konuşacağız. Bir de Zira Türkiye Kupası maçları var. Evet. Onlara bakalım. Değerli izleyiciler, haftanın en güzel 5 golü geliyor.
Değerli izleyiciler, sporu, futbolu konuşmaya devam ediyoruz Mustafa Karakaya ile. Avrupa'da haftanın en güzel 5 golü ekranlara geldi. Yunus Mallı'nın da golü vardı Mainz formasıyla. Bu hafta 4. sıraya yerleştirdik onu. Bir mesajımız var Naci Başaran'dan gelmiş. Naci Başaran der ki, günaydın Selim Bey, iyi yayınlar. Çok çok teşekkürler efendim. Diğer takım taraftarları da bizi tebrik etsin derim. Fenerbahçeli olarak tebrik ediyor zaten taraflı tarafsız herkes. Ve baktığımız zaman sayfamızdaki ankete de demişiz ki, hemen sizlere aktaralım onu. Fenerbahçe 2, Beşiktaş 0. Haklı galibiyet mi? Şans yanındaydı seçeneği mi? Yoksa Beşiktaş daha mı iyiydi? Seçenekleri vardı Mustafa. %53 evet. Haklı galibiyet derken %33 şans yanındaydı demiş Fenerbahçe için. %14 de Beşiktaş daha iyiydi diyor. Ama Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığından kimsenin en ufak bir şüphesi yok. Türkiye Kupası maçları var. Zira Türkiye Kupası'nda da yine Beşiktaş Fenerbahçe boy gösterecek. Evet. Fenerbahçe biraz daha zayıf bir rakiple karşılaşacak ama futbol bu, sahada oynanıyor. 3-3'ün rövanşında. İstersen evet, bugünkü maça gidelim. Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir saat 20'de başlayacak. Neler söylersin? Evet, Çaykur Rize-Başakşehir maçı gerçekten çok güzel bir maç. Bizi bekliyor aslında. Şöyle baktığımız zaman Başakşehir ligin en iyi takımlarından bir tanesi aslında. Zaten ilk dörde de girmek için büyük çaba sarf ediyorlar ve dördüncü sıradalar Başakşehir. Rize zaten biz hep Rize'yi hep içeride iyi futbol oynadığını söylüyoruz ama deplasmanda bunu bir türlü yapamadığını konuşuyoruz. Fakat Rize müthiş bir ilk maç oynadı daha doğrusu. 2-0 Başakşehir'i mağlup ettiler ve Başakşehir'e dışarıda Başakşehir gibi bir takımı yenmek de kolay değil hiçbir zaman. Ama tabii burada Rize'nin de kupayı ne kadar çok istediğini biliyoruz. Çünkü daha doğrusu finale kalıp Avrupa'ya gitmek için Rize'nin burada büyük şansı da var aslında. Çok büyük bir avantaj yakaladılar 2-0'la. Bu maçta, ilk maçta büyük bir avantaj elde ettiler. Bu avantajı koruyup ikinci maçtan da Rize'nin ben yine de turu geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Başakşehir iyi takım olmasına rağmen ilk maçta 2-0 geriye düştüler ve maçı çeviremediler. Gol dahi atamadılar. Çok zor. Yani 2-0'lık avantaj içeride kolay değil. Rize kendi sahasında oynayacak bu maçı. Ve tabii bu maçtaki 2-0'lık avantaj da Rize adına büyük olacak. Yine burada ben Rize'nin tura daha yakın olduğunu düşünüyorum. Başakşehir ne kadar iyi takım olduğunu Rize tura daha de yakın dedin. Yarın saat 18.15'te evet, de Galatasaray Akhisar Belediyespor maçı var. Akhisar evet, Belediyesi'nin neler yaptığını çoğu defa gördük. Ligde baktığımız zaman sıralamada görüyoruz. Galatasaray'da evet, belki takımın başına Taferel çıkacak. Bugün belli olacak. Mustafa evet, Denizli olacak mı, olmayacak mı? Neler söylersin? Evet, Mustafa Denizli zaten dün antrenmana katılmadı Galatasaray'da. Galatasaray'da bir deprem de yaşanıyor açıkçası. Hani Mustafa Denizli'nin akıbeti henüz belli değil. Kesinleşmedi durumu. Çünkü bugün Dursun Özbek yine bir açıklaması var Dursun Özbek'in. Henüz Mustafa Denizli istifa etmedi. Konuşup anlaşacağız dedi. Durum ne gösterir bakacağız dedi. Böyle bir açıklaması vardı Dursun Özbek'in. Yani Mustafa Denizli ile yollar devam edebilir de etmeyebilir. Mustafa Denizli burada artık kendi duygusallığını düşünüp istifa etmek isteyeceğini belirtmiştir. Ama Dursun Özbek bunu kabul de etmeyebilir yine. Çünkü bir anlaşma gereği Mustafa Denizli istediği zaman karşılıklı olarak feshedilebilir. Fakat kulüp istemezse Mustafa Denizli'yi de göndermez. Sezon sonuna kadar Mustafa Denizli kalabilir. Ama ben yine de Mustafa Denizli'nin hani takımdan gönderilmesine karşıyım. Neden? Şimdi bu saatten sonra takımın başına kim geçecek? Bu bir soru işareti olacaktır. Yani Taferel çok konuşuluyor. Daha önce Hamza Hamzoğlu gittikten sonra da yine Taferel takımın başına geçti, takımı aldı, devraldı. Fakat Taferel'in bir tecrübe eksikliği var. Şimdi bu saatten sonra da yani Mustafa Denizli gittikten sonra Taferel'le devam edeceksiniz ama biz Ziraat Türkiye Kupası hala elinizde şu an. Yani bir finale kadar gelebilirsiniz. Hatta kupayı bile alabilirsiniz. Ve UEFA'ya, Avrupa Ligi'ne daha doğrusu
Avrupa'dan bir yıl men olayları da konuşuluyor ve burada UEFA'ya gitme durumları da olabilir Galatasaray'ın. Bu da onlar için çok önemli aslında. Çünkü Galatasaray bir sene ceza yediği takdirde bu sene eğer Avrupa kupalarına katılmazsa cezası otomatikman bir sene sonradan başlayacak, ertelenecek. Ki Galatasaray için de bu çok önemli bir nokta. Bu ceza da zaten... gerekçeler neticesinde ne olursa olsun Galatasaray'ın başında Tafarel de olsa, Mustafa Denizli de olsa, malzemeci de olsa Galatasaray kendi çıkarları doğrultusunda Akhisar'ı eleyip Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek zorunda. Evet. Lige baktığın zaman üst sıralı şansı artık yok denecek kadar azaldı. Yani lige azaldı. Bakıyoruz, evet 5. sıraya kadar geriledi Galatasaray ve önünde de çok iyi iki takım var. Tork Konya ve Medipol Başakşehir gerçekten bu iki takım da çok önemli. Başakşehir'le de bu hafta maçı var. Evet, maçları var. Çok güzel bir karşılaşma da bizi bekliyor yine o maçta. Tabii Akhisar'da altında hemen. Yani Akhisar'da yine ligimizin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Ama tabii Galatasaray'ın burada finale kadar yürümesi için artık futbolcuların yani ligi bıraktım edasına bürünmemesi lazım. Kesinlikle. Yani burada bir kupa var. Yine de hala ilk dört şansları devam ediyor. Lig bitmedi. Galatasaray zaten çok tecrübeli isimlerden oluşan, çok yıldız isimlerden oluşan bir takım. Şu duruma baktığımız zaman hepsinden yani çoğundan daha üstün bir kadrosu olan bir takım. Ama futbolcuların psikolojikman geriye düştüğünü görüyoruz burada. Hani lig bitse de gitsek hesabı olabilir buralarda. Ama futbolcularda ben bunu gözlemliyorum. Son maçlarda bilhassa Gaziantep yenilgisi sonrası bu bazı futbolcularda gözüktü maalesef. Ama Galatasaray ya böyle ya öyle Mustafa Denizli gitse de gitmese de kupada yoluna devam etmesi gitmesi lazım. Şimdi baktığımız zaman Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir oynuyor. Evet. Medipol Başakşehir orada tur arayacak, gelecek Galatasaray ile oynayacak. Onlar da dördüncülük, üçüncülük yarışında. Evet. Baktığımız zaman Akhisar Belediye Galatasaray deplasmanında tur arayacak ama gelecek Fenerbahçe ile oynayacak sahasında. Evet. Fenerbahçe de Ahmet Spor'la oynuyor. Ahmet Spor Fenerbahçe ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı. Bu maçı konuşalım. Akhisar Belediye Fenerbahçe maçına da kısaca değinelim Mustafa. Evet. Akhisar tabii burada Galatasaray Akhisar ilk maçı zaten Galatasaray 2-1 büyük bir avantaj elde ederek ikinci maçı oynayacak, rövanş maçını oynayacak. Tabii ikinci maçta Galatasaray'ın yani burada çok daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Ki Galatasaray'ın da ben bu turu bırakmayacağını yine düşünüyorum ne olursa olsun. Hani bu tarz krizden uzak bu takımdaki oyuncuların artık bu psikolojiyi yenip bu turu geçeceğini düşünüyorum Galatasaray adına. Ama Akhisar Belediyespor'da hiçbir zaman kolay lokma olmamış bir takım. Ligimizin de iyi efor sarf eden, iyi kuvvetli takımlarından bir tanesi. Ve kadrolarında da çok önemli yıldızlar var. Roda Ega gibi ben çok beğendiğim bir futbolcu. Onun gibi isimlerle kadroyu kurdular. Sezon başında. Gerçekten Akhisar Belediye Galatasaray maçı seyir zevkine yüksek maçlardan bir tanesi olacaktır. Yine Fenerbahçe Ahmet Sportif faaliyetler. Fenerbahçe ilk maçta bir 3-3 beraberlik çıkardı deplasmanda ama yine de Fenerbahçe'nin Ahmet Sportif faaliyetlerden çok çok üstün olduğunu görüyoruz. İlk maç belki sürpriz olmaz mı diyorsun? Ben burada sürpriz beklemiyorum açıkçası. Fenerbahçe rahat kazanacağını düşünüyorum. Evet, bu moral peki, motive. Peki kadroda yedek ağırlıkta oynama ihtimali var mı? Yani yine de oynanılabilir. Tabii ki de sonuçta. Gerçi yedek hani, dediğin adamlarda trilyondaki isimler kulübede. Fenerbahçe'nin yedek kulübesine baktığımız zaman hani yedek kulübesi çıksa lig maçlarında ilk 11 oynasa yine şampiyonluğa oynayacak yani, derecede bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Altyapıdan çocuklar. Yani tabii aslında onlar çok daha fazla ön plana çıkıyor. Altyapıdan isimler. Daha doğrusu altyapıdan isimlerle olup yani şeyde çok A takımda da. Mustafa şu altyapıdan bir çocuk çıksa 16 yaşında çok 17 istiyoruz. Yaşında. Yok uzun zamandır yok. Yok bu yabancı yok. Serbest kaldıktan sonra da artık o çocuğa kadroda şans vermek tanınmıyor. Yani evet, Kerim Frey'i kadroda şans bulamıyor. Kaldı ki 16-17 yaşındaki çocuk ne kadar iyi olursa olsun hangi hoca kalkıp da kadroda yer verecek.
Belki Türkiye yani, Kupası'nda o da en başlardı. Evet, zaten Türkiye Kupası da büyük takımlar için yani 3 büyükler 4 büyükler için hani altyapıdaki futbolcuları değerlendirmek adına büyük bir şans kupa. Ama işte görüyoruz Mustafa ki, burada sana evet, şunu sormak istiyorum. Tabii. Baktığımız zaman İspanya Ligi, Almanya Ligi, Barcelona, Bayern Münih, evet, Real Madrid hepsinin bir A2 takımı var. Bir alt ligde ciddi mücadele veriyorlar. Evet. Yaş ortalamaları ya 17 ya 18 ama zaten alt sıralardalar. Çok evet, güçlü bir takım değil. Önemli olan oradan bir iki tane genci bulup çıkarmak. Yani evet, bizde niye bir A2 takımları yok? Beşiktaş A2 yani, ya da Fenerbahçe B takımı alt ligde aslında mücadele eden. Evet, aslında ligler var. Yani Türkiye Ligi'nde hani bu tarz ligler var. A2 Ligi gibi mesela bizde de var ama bir PTT Ligi'nde mücadele eder gibi olmaz herhalde. Tabii yani bir tecrübe farkı oluşuyor o noktadan sonra. Zaten biz genelde hani alt ligleri hep böyle gençlere dayalı lig olarak gördüğümüz için yani çünkü alt ligler hatta 3. lig yani 2. ligi pek katmıyorum. Hatta bir PTT 1. ligi katabiliriz bunun içine ama 2. ve 3. ligi bunun içine katmayacağım. Çünkü o noktadan sonra zaten bir dönem bir yaş ortalama kanunu getirildi. 25 yaş üstü oynayamıyor diye 25 yaş altı oynamaya başlamıştı 3. ligde. Tabii bu tip kanunlar da oluşmuştu. Federasyonun getirdiği bu tarz olaylar gelişti. Fakat ben 2. ve 3. ligi ve hatta bal liglerini yani bölgesel amatör liglerini bu noktada hep gençlere dayalı lig olduğunu görüyorum. Ya görüyoruz bence da daha doğrusu. Ama Süper Lig'deki önemli takımların PTT 1. Ligde evet, ya da 2. Ligde o kırmızı neden grupta beyaz diyor, grupta pilot takımı yok 17-18 evet, 20'li yaşlardan oluşan bir gruptan evet, takım. Yani zaten üst sıralar oynamayacaksın orada. Tabii. O çocuklar pistin tecrübe kazansın. Oradan da küme düşmeme evet, mücadelesi versin. Bu olmalı. Aslında Mustafa Trabzonspor'un yine öyle bir 1461 Trabzon var, adına var. Ama tabii Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımların yok. Maalesef gibi olması yok, da gerekli diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi dakikalarımız kaç kaldı? 3 dakikamız var Mustafa. 3 evet, dakikada da ne yapalım? Torku Konyaspor Beşiktaş maçını konuşalım. Bir de Beşiktaş'ın Eskişehir maçı var. Kısaca ona da değinirsen 3 dakika. Evet, Konya ligimizin şu an iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi ve 3. sıraya kadar da yükseldiler ligde. İlk maçta da Beşiktaş'a gerçekten 2-1'lik üstünlük sağladılar dışarıda Olimpiyat Stadında deplasmanda daha doğrusu. Tabii Tor Konyaspor'un kalitesi belli. Aykut Kocaman'la da çok farklı bir kimliğe büründüler. Tor Konyaspor futbolcuları zaten yani çok önemli de futbolcular var. Tor Konyaspor'da ve Beşiktaş gibi bir takıma karşı ilk maçta 2-1 galip geldiler. İkinci maç gerçekten çok enteresan bir maç olacaktır. Beşiktaş bana göre orada tam kadroyla mücadele edebilir. Ama kalede bir Boyko'yu görebiliriz. Hı-hı. Yine Boyko muhtemelen kupa maçı olacağı için yine Boyko'yu ikinci kez biz burada görebiliriz. Tabii onu da tüm Beşiktaşçı taraftarlar merak ediyor Boyko'yu. Ama yine de bu maç çok enteresan bir maç olacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın Konya'da 2 gol atması lazım Konyaspor'a karşı. Çünkü 2 gol yedi içeride ve 2-0'la turu geçecektir. Ama Konyaspor burada Beşiktaş'ı bir hayli zorlayacağını düşünüyorum. Ve biletlerin de ben buradan tükendiğini de hemen söyleyeyim. Konyaspor taraftarları gerçekten tüm biletleri tüketmiş. Maçta olacaksın. Maçta olacağız. Oradan evet, en kritik detayları bize aktaracaksın. Evet, kesinlikle. Konya gibi büyük bir güzellikte stadyum. Evet, Ankara'ya da yakın mükemmel olunca mükemmel bir stat gerçekten. Bizim de izleme fırsatlarımız oluyor. Keşke evet, büyük takımlarımız daha fazla Ankara'ya gelebilse, çevre illere evet, gelebilse. Maalesef Ankara'da böyle sorunları yaşıyoruz. Çok güzel statlar yapılıyor ama başkentimize, Ankara'mıza maalesef yok. Aylandoğlu Maçı Stadı'yla devam. Bir Cebeci Stadı evet, var, hala kullanılıyor mu bilmiyorum. Evet, kullanılıyor aslında. O da atıl durumda yani. Yani tabii tarihi eser oldu orası artık. Yani şehrin göbeğinde stadı kaldı, içinde kaldı. Evet, niye çok yapmazlar, nadiren kullanılmışlığı var. Bir tane var. Osmanlı Stadı yaptılar sağ olsunlar. Başka bir şehre evet, gidiyormuş gibi. Evet, o da çok yolculuk yapmak çok zorunda uç noktada kalıyorsun. Bir yerde Osmanlı Stadı. Çok güzel bir stat ama bayağı uç noktada olduğu için sorun, kriz yaşanıyor. Yol krizi. Son olarak Torku Konya mı Beşiktaş mı? Evet, burada
Yani Tork, Konya, Beşiktaş. Beşiktaş moralman şu an çökük durumda. Ama tabii burada Beşiktaş'ın kadro yapısı nasıl çıkacak o da malum. Eğer tam kadroyu çıkarsa ideal kadroyla Beşiktaş belki turu da geçebilir ama ben yine de bu turun Konya'ya biraz daha favorisi döneceğini düşünüyorum. Konya. Şimdi avantaj. Dedik ki Mustafa, yanlışım olursa düzel, son cümleleri kuruyorum. Çaykur Rize, Medipol Başakşehir maçında Medipol Başakşehir'in ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz ama skor avantajıyla Çaykur Rize Spor'a daha yakın dedik. Galatasaray Akhisar Belediye maçında Akhisar'ın da gücünü biliyoruz ama tek tutunacaklığı kaldı Galatasaray'ın. O da Ziraat Türkiye Kupası. Her şeye rağmen Galatasaray dedik. Fenerbahçe rahat bir skorla Ahmet'i geçer dedik. Torku Konyaspor Beşiktaş maçında da skor avantajı ve sağ avantajıyla Torku Konyaspor bir üst tura daha yakın takım dedik. Biz de sana ağzına sağlık diyelim. Çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür bu maçların detaylarını yarın konuşacağız. Önümüzdeki günlerde konuşacağız. Evet. Teşekkürler Mustafa. Senin hazırladığın basketbolda haftanın en iyi 10 hareketiyle sporu noktalıyoruz. Touch me like you do, touch me like you do.